Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi Ekran Gazetesi'ni sunar. Bir konuğumuz var. Türkiye Sakatlar Derneği Ordu Şube Başkanı Selma Gülseren bizlerle birlikte. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ydü. Tabii farkındalık günüydü. Elbette farkındalık günleri bugünler için önemli ama şunu da unutmamak gerekiyor. Sadece bir gün değil, 365 gün engelli bireylerin nasıl bir hayat yaşadıklarını göz önünde bulundurarak her birimizin de bir engelli adayı olduğunu unutmadan davranmamız, hareket etmemiz gerekiyor diyelim ve konuğumuza öncelikle hoş geldiniz hoş diyelim. Hoş bulduk Büşra Hanım. Nasılsınız başkanım? Teşekkür ederiz. Yoğunuz. Günümüz evet sizin de dediğiniz gibi 2 günden beri pazar gününe denk geldi. Güzel gidiyor. Farkındalık günümüzde engellilerimizin sesini duyurmak için özellikle sizler de bize bu konularda çok faydalı oluyorsunuz. Bütün camiamız adına, yönetimimiz adına sonsuz teşekkür ediyorum. Size, sizin nezdinizde Altaş TV televizyonuna, ailesine, camiasına. Her zaman bizim sessiz çığlığımız olduğunuz, ses olduğunuz sesimize. Çok güzel. Tabii ki bu farkındalık günümüzde bu konulara girmemiz bizim açımızdan da çok faydalı olduğuna inanıyorum. Ve engelli kardeşlerimizin sevgi çiçeklerini Altaş TV adına sizlere takdim etmek tabii istiyorum. Ki, çok bir de sabunlarımız var. Cilt sabunları. Doğal engellilerimiz sevgiyle yaptılar. Onları da size bütün camianız adına takdim etmek istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Çok ince, zarif ve kibarsınız. Ben de sevgi ve selamlarımı gönderiyorum tüm engelli bireylerimize. Dernek teşekkür ederiz. Bu da cilt sabunları güzelliğinize evet. Daha güzellik katacaktır. Bayanlar için özellikle. Evet. Yani, engellilerimiz sevgiyle ürettiler. Bakın, çok güzel gönderdiler sizlere. Evet, teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Kollarına sağlık her birinin inşallah. Çiçekler de çok güzel ve sevdiğim renkte. Sizlerin de farkındalık evet, rengi. Evet. Hem mor hem de derneğinizin evet. Rengi. Evet. Hem çiçekler için hem de doğal sabunlarım için çok teşekkür ediyorum. Keyifle kullanacağımdan da başkanım emin olsunlar. Yani çok da severim böyle şeyleri. Teşekkür ediyorum tekrardan. Evet, sizler de bahsettiniz tabii 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle sizler de pek çok etkinlik gerçekleştirdiniz. Hem Türkiye'de hem Ordu'da gerçekleşti. Peki Ordu'da dernek çatısı altında hangi faaliyetler yürütüldü? Yani pandemi döneminde biz zaten sosyal sorumluluk projelerimiz yoğunlukta oluyordu. İşte bu engellilerin istihdam yönünden işte onları daha çok topluma katmak için projelerimiz, mesleki eğitim kurslarımız vardı. Ama pandemi içinde biraz geriledi. Bundan sonra tekrardan artık engellilerimizi hayata katmak için bu projelerimize devam edeceğiz. İşkur Müdürlüğümüzle, Ordu Valiliğimizle hatta yeni bir toplantı gerçekleştirdik bu projeler hakkında. Tabii diliyoruz ki bu projeler tek dernek olarak biraz daha yetersiz oluyor. Yerel yönetimlerce de desteklenip onlarla beraber bu engelleri de tabii ki katıp içine. Çünkü projeler takdir edersiniz 3 ay 5 ay sürüyor. Ondan evet. Sonra sürdürülebilirliği önemli. Yapılan ürünlerin pazarlaması önemli. Yer önemli. Yani sürdürülebilir olması gerekir ki engelli kardeşlerimiz hayatta biraz daha tutunsun, özgüvenleri çoğalsın, ailelerine katkıları olsun, toplumda daha bir kendilerine güvenleri gelsin istiyoruz. Evet. İnşallah bu projelerimizi yerel yönetimlerimizle beraber olup sürdürmek istiyoruz. İnşallah. Bütün temennimiz bundan sonra onlar. Yapacağız inşallah. İnşallah. Başkanım bundan bahsetmişken biraz detaylandıralım istiyorum. Hazır hangi ürünleri üretiyor engelli bireylerimiz? Ya biz daha önce mesleki eğitim kurslarımızda takı tasarım kursları yaptık mesela. İşte yürüme engeli var. Herhangi bir kamuda çalışması zor eğitim almadığı için çoğu engellimizin. Veya işte özel sektörde işe girmesi çok zor. %60-70 engelli görünüyor ama elleri sağlam. İşte fikirleri çok güzel. Resim yapanlarımız var çok güzel. Biz bunları daha çok hani... Ön plana çıkartmak için uğraşıyoruz ve uğraştığımızda güzel yollar kat ettik. Mesela sabunlarımızı yaptık bu evet. Pandemi döneminde. İnsanlarımıza hediyeler ediyoruz. Yani daha çok tabii ki ücret almaları ikinci planda bizim için. İnsanlara sevgilerimizi de iletiyoruz. Onların sevgili yaptıkları çiçekleri,
sabunları veya ürettikleri takıları hediye ediyoruz. Ama tabii bunun daha kapsamlı olup da projelendirilirse ve buradan da yetkililerimize sesleniyorum, yerel yönetimimize sesleniyorum. Projelerine bizleri de katsınlar istiyoruz. Evet. Çünkü hani birçok engeli daha aşabiliriz öyle olunca. Elbette. Hem de yani kendileri için evet şimdi sizler hediye ettiklerinden belki belli bir kazanç gütmediklerinden bahsediyorsunuz ama neden kendi ev ekonomilerine de katkı sağlamasınlar ki? Böylelikle özgüvenleri çok daha da yükselecektir. Tabii ki, tabii ki. Şimdi Altınordu Belediye'miz sağ olsun aşkın başkanıma evet. buradan sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Onlar zaten engelsiz kafeyi kurdular. Evet. Gündüz kreş bakım evleri var ve bunu çoğaltılacaklarını da söyleniyor ki çok güzel olur. Yani bizler de istiyoruz ki bizler de tabii ki hani bunlara katkıları çoğalsın, bu gibi yerler çoğalsın. Başkanımız sağ olsun bizim becerilerimiz zaten Altınordu Belediyesi bünyesindeyiz. Sağ olsunlar bizlere de yer tahsis ettiler. Bize yardımcı olacaklarını söylediler bu dönemden artık bundan sonra biraz daha rahatladık tabii ki ekonomik olarak evet. da. Bu bazı yerler bize gösterip oralarda da bunların pazarlanması, işte e-ticaretten daha çok dünyaya açılacağımız bir döneme gireceğiz inşallah. İnşallah. Şimdi farkındalık gününden biraz daha devam etmek istiyorum. Elbette ki dedik sadece bir gün değil, yılın her günü evet. hatırlanmalı ve bu bilinçle aslında hareket edilmeli. Ancak farkındalık günlerinde belli bir öneme sahip olduğunu biliyoruz. Sizler için bu farkındalık günleri neden önemli? Şöyle önemli, bir günde olsa veya işte 3 Aralık Dünya Engelliler Günü bir gün, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası mesela 7 gün. Ama tabii ki farkındalık yönünden çok güzel. Hani insanlar o gün daha çok mesela sizlerin de aracılığıyla sağ olun sesimizi duyuruyoruz. İnsanlar sıkıntıları tabii ki çok gerçekten engellerimiz bu dönemde ekonomik kriz tabii ki bütün insanlığı sıkıntısı ama engellerimizi daha çok bunalttı. Daha çok zor duruma düşürdü. Biz de sizlerin aracılığıyla işte yetkililere sesleniyoruz. Onların ekonomik durumlarını düzeltmek için, onların sıkıntılarını gidermek için o gün en azından bir ses oluyoruz onlara sizlerin aracılığıyla. Evet. Yani güzel, farkındalık günleri güzel ama dediğim gibi bir gün değil her gün anılması için de ekonomik şartlar bütün illerde olması lazım. Yerel yönetimlere tabii ki bu konuda çok iş düşüyor. Yani onların fiziki fiziki şartları, ilimizdeki caddelerin fiziki yapısından tutun da işte oradaki insanların, engellilerin bir engelsiz atölyeler falan kurulması veya işte bütün kamu kurum ve kuruluşlarına şimdi biz zaten ulaşabilirlik komitesi kuruldu, denetim komitesi kuruldu. Biz onda erişilebilirlik denetiminde de yer alıyoruz. Ve bütün şimdi kütüphanelerden başladık. Ve önemli tabii ki engellerin özellikle eğitim alması çok önemli. Evet. Kütüphanelere ulaşması ki ondan başladık ilk etapta. Erişilebilirlik çok önemli. Bunları aşmak istiyoruz Ordu'da ve bütün illerde. İnsanlarımız ulaşsın, istedikleri eğitim alabilsin veya istedikleri hizmet alabilsin. Eşit şartlarda olmalarını istiyoruz ve bugünlerde de bunları daha çok vurguluyoruz. Ki olması gerekir. Evet. Bütün insan olarak eşit şartlarda yaşanması gerekir. Bütün engellerimizin. Görme engellisinden tutun da bedensel engellisi. Duyu özelliği olmayan engelliler. Ve bunu her erişim yerlerinde bunlara hizmet edecek materyallerin olması gerekiyor. Evet. Ve bundan sonra da bunun için uğraşıyoruz. İnşallah peki, olacak. Peki gündelik yaşamda hangi sıkıntılarla? Şimdi belki de bizim görmediğimiz, farkına bile varmadığımız çoğu şeyle onlar gün içerisinde, gündelik hayatta savaşmak zorunda kalıyorlar. Peki engelli bireyler gün içinde hangi zorluklarla karşı karşıya? Gün içinde şöyle sosyalleşmeleri dediğim gibi çok zor. İşte caddelerde erişim mesela park alanlarında veya işte kaldırımlarda park edilmiş araçlar işte sokağa çıktığı zaman insanlar bedensel engelli olanlar çok zorluk çekiyor. Evde insanlar mesela biz hep yerel yönetimimizden onu istiyoruz. Sosyal paylaşım yerlerimiz olsun, sosyal kültür, müzik alanında onlara daha çok eğitim verelim. Yani onların olmadığı için engeller evde biraz hapis kalıyor. Engellerin ailesi de biz her zaman diyoruz zaten onların gönüllü gardiyanları evde. Yani evet. istiyoruz ki bu yönetimlerce daha çok bu tür yerler kurulsun. İşte bakım yerleri gündüz olsun. Engelliler bir nebze de olsun
o engellilerini bırakıp kendilerine bir zaman ayırsınlar. Evet. Engellilerimiz de orada kendilerini mutlu hissedecek aktiviteler yapsınlar. Artık, dışarı çıktıklarında ulaşımla sıkıntı yaşamasınlar. Mesela bir engelsiz taksi var, evet, ama herhalde çok da yeterli değil. Değil. Belediyelerimizin engelsiz taksileri de var. Engelsiz araçları var. Belediye otobüslerinde tam olarak erişilebilir yine çözülmedi. Çoğu bazı araçlarımızda engelli araç materyalleri yok. Onların tamamen kaldırılmasını istiyoruz ki engeller işte ulaşımda da sıkıntı yaşamasın, fiziki ortamlarda da sıkıntı yaşamasın. Mesela bir normal insan gibi, sağlıklı bir insan gibi bütün ihtiyaçlarını kimseye ihtiyaç görmeden yapıp gelsin istiyoruz. Ve gün bütün içinde engelini hissetmesin belki, evet, de işte. Evet, yani engelsiz bir ordu istiyoruz. Engelsiz iller istiyoruz. Hani bütün, evet, Türkiye genelinde olsun istiyoruz. Yani engel kalksın istiyoruz artık. Evet. Satır arasında tabii yerel yönetimlerden beklentileri aktardınız ama biz vatandaşlardan neler istiyorlar mesela? Yani tabii duyarlılık isteniyor daha çok. Şimdi son zamanlarda sağ olun sizlerin de etkisi çok oldu. Sosyal medyanın da etkisi çok oldu. İnsanlar engelleri hep evde kapalı kalan, tabii ki devletimizin de bu konuda çok yaptırımları oldu. Yani onların da yaptırımları oldu. Onlar da istiyorlar ki insanlar biraz daha engellere bakış açısı farklı olsun. Onun olması için de aslında insanların da çok yapacağı bir şey yok. Yine yerel yönetimlere iş düşüyor. Neden? Çünkü onların becerisini, onların o toplumda bir yer edinmeleri için onların sosyal kültürel alanlarının olması lazım. Onlara fırsat verilmesi lazım. Biz bunları hep söylüyoruz. Yani engelli kendini özgüvende hissetmesi lazım. Evet. Onun için yani yerel yönetimde, devletimize, yerel yönetimlere çok iş düşüyor ki insanlar yani kendilerini bulsunlar. Daha çok hayattan keyif alsınlar. Ki öyle olunca her zaman dediğim gibi engellilerin engeli de görülmüyor zaten. Evet. Ama tabii ki özgüveni olmayan, işe yaramadığını zanneden, hani ki biz öyle düşünmüyoruz asla. Ama hani bir iş yapamıyorum, beni özel sektör almıyor, kamuya giremiyorum, eğitimim yok deyip de bir köşede olan engelli mi daha mutludur veya işte yerel yönetimlerce güzel fırsatlar verilip, güzel mekanlar açılıp onların sosyal kültürel alanda müzikti, tiyatroydu. Hatta biz müzik tiyatro çok yaptık, başlattık ama tabii ki hani bunun ilerisi olmuyor. Yani evet, desteklenmesi gerekiyor. Tamamen hayata katılmaları için biraz anahtarlar yerel yönetimlerde. Tabii ki. Çünkü bizim yaptığımız çok ufak ölçüde oluyor. O 3 ay, 5 ay, 1 yıl devam ediyor ve bitiyor. Ama biz istiyoruz ki diğer kardeşlerimize verilen, engelsiz kardeşlerimize verilen haklar aynı eşit derecede engellilere de verilsin. Projelerde engelliler de yarı yarıya mesela yer alsın. Ki o zaman mutlu insanlar görürüz. İnsanlar da insanların birbirine bakış açısı farklı olur. Engelini görmez yani. Evet. Aşar çünkü engelini o kişiler. Tabii eski yıllara nazaran son yıllarda biraz daha gündeme alınmaya başlandı. Biraz daha dikkat ediliyor ama elbette, evet, ki yeterli değil. Daha fazlası her zaman için. Bizler bir de hizmeti severiz. Hizmet yapılsın isteriz. Evet. Seçtiğimiz başkanımız bize hangi konuda olursa olsun, evet, bu engelli vatandaş olsun olmasın, hep bir hizmet isteriz. Onların da göz ardı edilmediği, hayata karışmaları noktasında yardımların da olduğu inşallah bir dünya temennisi. Yani insanlar olarak bizlerimiz tabii ki beklentileri yerel yönetimden çok, evet, ama engellilerin daha çok. Çünkü aileleri de gerçekten sıkıntı, kendileri de sıkıntılı. Onlara çok güzel imkanlar verilebilir ve bu çok illerde var. Biz görüyoruz mesela çok güzel engelsiz atölyeler kurulmuş. Ordu'da da yapılabilir bu. Biz de büyük şehiriz mesela. Evet. Hep söylüyoruz. İnşallah bundan sonra dikkate alınır sizlerin İnşallah. De aracılığıyla. Tabii ki. Aşkın başkanımız sağ olsun başlatacak. İnşallah büyük şehirden de devamını bekliyoruz. Yapacağız, olacak. Yani temennimiz tabii güzelliklerden yana. Yani üzüm yemek, bağcı dövmek değil bizim amacımız. Elbette. Tabii ki onun için de elimizden geleni, biz de dernek başkanları olarak elimizden geleni yapmakla mükellefiz. Bizler de basın camiası olarak teşekkür her ederiz. Zaman arkanızda değil, hatta yanınızda sağ saf olun. Tutuyoruz. Her zaman yanımızdasınız. Allah razı olsun, evet, hepinizden. Şimdi biraz da haklardan bahsedelim istiyorum. Engelli vatandaşların hakları nelerdir? Engelli maaşı hangi süreçte alınabiliyor ya da nerelere başvurulabiliyor? Herhangi bir sosyal ve maddi destek sağlanıyor mu engelli bireylere? Yani sosyal güvencesi olmayan, %40 engel olan bütün arkadaşlarımız engelli parası alabiliyor. Ama tabii ki bu cüzi bir derecede. Çok son zamanlarda da zaten biraz tekrardan bir uygulamaya gidildi.
çoğunun işte evdeki gelirlere bakıldı, kesildi. Evde bakım mesela alan 2828 sayılı kanunla da evde engelli bakım ücretleri veriliyordu. Onlar da işte biraz sıkıntılar yaşıyor yine. Yani engelli hakları çok 5378 sayılı kanunumuzda mesela Birleşmiş Milletler'le alınan kanun gereği yapılsa zaten hiç dünyada bir sıkıntı kalmaz engelli açısından. Çünkü onda sağlıkta, istihdamda, işte belli kamuda görev yapacak engellilerin kotasında veya işte özel sektörde alınacak kişilerin girişinde, yani bu kanunda 5378 sayılı kanun yürürlüğe girse gerçekten, ki yani kanun evet, imzalandı ama önemli olan hayata geçmesi önemli. Eğer o kanunlar geçerse yani ortada engel kalmaz zaten. Hepimiz eşit şartlarda, insan onuruna yakışır bir şekilde. Yani engelsiz zaten konuşulmaz zaten o konularda. Evet. Yani demek istediğim tabii ki devlet olarak da bu kanunların bir an önce yürürlüğe girmesi ve engellerimizin gerçekten bu pandemiden döneminde çok sıkıntılar çektiler. Ekonomik zaten hepimizin bir süreci bu dönemde. Tabii ki kardeşlerimiz bu konuda daha çok yara aldılar. Bir an önce düzenlemeler getirilmesini istiyoruz onların adına. Ben özellikle bunu söylemekten kendime bir borç biliyorum. Mesela biz istiyoruz ki, sizin de aracılığınızla bunu söylemek istiyorum. Sürekli de söylüyoruz zaten. Ya engellinin ayrı bir evde yaşaması söz konusu değil. Ama şimdi evet, hükümetimizce deniliyor ki işte evde 3 kişi var, 5 kişi var, gelir fazla oluyor. Engelli zaten yalnız yaşayamaz ki. Onun için biz engellinin kendi gelirine bakılsın, ona baz alınsın. Ama ailesinin hani durumu varmış, kardeşi çalışıyormuş, evet, bu engelliyi pek bağlamıyor ve gerçekten ya, o bu... bir birey olarak düşünülecek, her ne kadar ailesi bile tabii ki, birlikte tabii yaşıyor ki olsa da. Tabii ki, çünkü hani diğer insanlar gibi ayrı yaşama şansı yok. Evet. O yüzden gerçekten çok zorluklar çekildi. Çekilmeye de devam ediyor. Düzenlenecek inşallah. Düzenlenmesini inşallah umut ediyoruz. Çünkü istiyoruz ki bu yerel yönetimde de, onun için diyorum. Mesela işte bakıma muhtaç olanlar gerçekten çok çok hayat düzeyleri çoğalsın. Onların aldığı parayı işte ücretleri hiç evde iş yapamayan engellilerimiz fazlasıyla alsın, ama iş yapabilenler güzel engelsiz atölyeler, engelsiz mekanlar veya işte özel sektörde belli bir kotalar var. Kamudaki kotalar hep boş duruyor çoğu. Onlar alınsın. Tabii ki devlete külfetimiz de azalsın, külfet olmasın. Öbür insanlarımızda, öbür engellilerimizi çalışamayacak olanların düzeyleri, yaşam düzeyleri, yaşam standartları daha güzelleşsin istiyoruz. Yani. Hani şey için de iyi, yani devlet için de çok büyük bir rahatlık sağlayacaktır bu. İnşallah. Peki Ordu'da kaç engelli var? Bir sayımız var mı bu noktada? Şimdi uluslararası verilerine göre, engelli sayısı verilerine göre nüfusun %13'ü engelli, Türkiye genelinde %13'ü. Ordu'da 85-90 bin engelli deniyor ama ben 100 bin üzerinde olduğuna inanıyorum. Son veriler şu anda elimizde yok. Evet. 100 bin üzerinde engelli var. Çünkü bu pandemiden dolayı çoğu süreyen hastalıklar devam ediyor maalesef. Evet. Kronik rahatsızlıklar devam ediyor. Bayağı insanların sağlığında da çok bir sekte vurdu bu sıkıntılarımız. O yüzden engelliliğin daha çok arttığına inanıyorum maalesef. Ama evet, biz işte Sağlık Bakanlığı olarak da artık şimdiden sonra daha çok önem vermemiz lazım. Bu doğuştan olan engellilik durumlarında biraz daha sıkı denetimlerin olup daha çok engelliliğin önlenebilmesi için Sağlık Bakanlığımızca daha işler düşüyor onlara da. Evet. Tabii sonradan olan benim gibi engelliler de var. Bu da sosyal şey yani, biraz işleyişinde kurbanlarıyız biz, eksik işleyişlerin. Bu trafikte olsun, işte bu trafikte ve diğer konularda bu engelliliğin azalması için daha çok denetimlerin olmasını istiyoruz yani. Ki evet, çok daha engeller olmasın sonradan veya doğuştan, engellenebilir ama olanları da elimizden gelen huzuru da verelim istiyoruz. Evet, tabii rahat bir yaşam şartı, tabii ki, normal tabii ki bir yaşam şartı onların talepleri, fazlası da değil zaten. Evet, evet. Peki istihdam noktasında hem Türkiye hem Ordu'da hangi konumdayız? Hem özel sektörde hem kamuda yeterli mi? Bu konuda çağrılarınız neler değil, olacak? Değil, kamuda kesinlikle değil. Zaten şeyler hep boşluk, onların kotaları hep boş duruyor.
Hala da engellilerimiz belli bir kotalara yerleştirilmedi. Özel sektörde sağ olsun İşkur Müdürümüz bu konuda onların korkulu rüyası. onun sayesinde o bayağı bir onlara sıkıştırma yapıyor. Kendilerine de buradan sevgilerimi iletiyorum. O konuda özel sektör tamam alıyor ama işte Ordu'da işte dediğim gibi bu özel sektörde de iş alanlarının çoğalması lazım. İşte sanayinin daha artması gerekir. Yaşam şartları engellilerimizin de orada tabii ki belli bir kotaya girip veya şehir hastanesinde mesela çok engelli alınacak. Bu bizi çok sevindiriyor. Neden? Çünkü orada belli kotalarda insanlar çalışacak. Çalışabilen çalışacak. Öbür türlü de atölyeler kurulup da diğer işe giremeyen insanlarımızda el becerileri olup takılardı, işte sabunlardı veya mesela biz şimdi şey yapıyoruz, asıl amacımız engelli ailelerinin işte evde ürettikleri, yöresel yaptıkları eşyaları ve ev eşyası olur veya yiyecekleri olur, kurusu bilmem işte salçası nedir, onları da pazarlamayı düşünüyoruz. Ya bu yerler çoğalabilir, bu tür insanlarımıza da daha çok yer verilir ve herkes için de çok iyi olur. Yani herkes kalkınır, tek engellimiz için demiyorum, bütün ev hanımlarına olabilir bu. Ev hanımlarımız için de çok önemli. Onlar için de biz projelerimiz var. İnşallah desteklenirsek bunu daha çok dünyaya da açmayı düşünüyoruz. E-ticaret şimdi zaten bu sosyal medyada o konularda çok önemli. Başkanım, bir telefonumuz da varmış. Bir engelli vatandaşımız yayınımıza bağlanmak istiyormuş galiba. Arkadaşlar. Evet. Neyle ilgili ulaştığını bana yazarsanız arkadaşlar. Evet. Tamam. Engellilere yönelik araç parkları ile ilgili bir sıkıntısını, talebini dile getirmiş. İsterseniz o konuyla ilgili sizler de hakimsiniz konuya. Evet, evet. Bir detay da alalım sizden. Şimdi ya, bu kamu spotları yapılabilir. Sizlerin de aracılığıyla insanlar biraz bilgilendirilebilir. Pek bilinçli yapıldığını zannetmiyorum. Mesela şimdi bizim Altınordu Belediye'mizin çok güzel erişilebilirlik yönünden hiçbir sıkıntısı yok. Mesela engelli giriş yerimiz var. İnsanlar akülü arabayla oradan girecek ama aracı oraya park etmiş. Söylediğimiz zaman farkında bile değil insanlar. Evet. Hani çoğunu farkında olması için hem bugünlerde farkındalık günümüzde söyleyelim hem de arkadaşlarımızdan rica edelim. Özellikle bu mesela iş yerlerinde arkadaşlarımız işte eşyaları dışarıya koyduklarında normal insan geçemiyor. Bebek arabaları var, engelliler var. Tabii ki acaba uyarı tabelaları da mı artırılmalı bu noktada? Tabii ki uyarı tabelaları arttırılmalı, birkaç ikaz edilmeli, gerektiğinde ceza istemiyoruz kesilsin ama cezalar da çünkü çok fazla. Ama insanların biraz daha hani bu konuya duyarlı olması için gerekirse ceza da kesilmeli. Gerçekten mesela bizim çok engellimiz girişte çok sıkıntı çekiyor. Aracı oraya park etmiş, telefon numarası yok, ulaşamıyorsunuz, 155'i arıyoruz, gelmesi etmesi derken mesela benim çoğu zaman engelli aracımın yerine park ediliyor, ben toplantıya katılamadığım, geciktiğim zamanlar olabiliyor ama sizin de aracılığınızla işte kamu spotları olabilir, bilgilendirme levhaları olabilir, belediyelerimizce daha çok ikaz edilmeli bu insanlar. Olabilir özellikle yani. Özellikle mesela görme engelliler için artık kaldırımlarda biliyorsunuz şeritlerimiz var. Renkli olmalarına rağmen hala oraya dahi araç park edebiliyoruz. Yani insanımız onu bile bilemiyor yani, bilmiyor diyor. Yani ben çekerim aracı veya bilmiyordum diyor, özür diliyor. Yani dediğim gibi insanlarımız da bu konuda biraz bilinçlendirmek gerekir. Farkındalık günümüzde de bunu belirtelim. İnsanlarımız gerçekten çok zor durumda kalıyor. Evet, artırmamız gerekiyor. Evet. Bilinçli olacağız. Herkesi düşüneceğiz. Hem engelli bireyleri, herkesi, yaşamı. Hepimizin ve birlik beraberlik içerisinde, huzur ve sükunet içerisinde bu hayatı götürmek zorundayız birlikte. Bir kez daha hepimizin bir engelli adayı olduğumuzda unutmamamız gerekiyor. Ama en büyük engelinde sevgisizlik olduğunu da söylemek gerekiyor. Başkanım, yayınımıza katıldığınız ve verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Her zaman bizim sesimiz oldunuz. Bizim yanımızda oldunuz. Biz bütün size, sizin nezdinizde Altaş TV ailesine tekrardan teşekkür ediyoruz. Engelli kardeşlerimin de günlerini kutluyorum, bu farkındalık günlerini. Tabii kutlamak değil ama inşallah ileride kutlama da yapacağız. İnşallah. Bütün engelleri aşacağız. Umut ediyoruz çünkü iyimser düşünelim, iyilikler olsun. Barış dolu, savaşın olmadığı, bütün engellerin kalktığı
Bir yarınlarda buluşmak ümidiyle diyorum. Bütün engelli kardeşlerimin günlerini tekrar tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum hepinize. Bizler de teşekkür ediyoruz. Evet, inşallah engelsiz yarınlara diyelim. Ve efendim programımızı bugünlük kapatalım. Yarın yeni konu ve konuklarla karşınızda olacağız. İyi günler. Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi Ekran Gazetesi'ni sundu.